Evet, merhaba arkadaşlar tekrar. Kulaklıklara baktık değil mi? Kulak koruyucularına daha doğrusu. Şöyle en üstünde dediğimiz gibi burada üç bir arada üretilenler de var. Kulaklık, baret ve yüz sitleri birlikte. Gelelim göz ve yüz koruyucularına. Evet, göz ve yüz koruyucuları, gözlükler, kapalı gözlükler, dalgıç tipi gözlükler, X ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultraviyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri, yüz siperleri, ak kaynağı maskeleri ve baletleri, elle tutulan maskeler, başa veya koruyucu başlıklara bağlanabilen maskeler, göz ve yüz koruyucu çeşitleri de var gördüğünüz gibi. Bunlar da çeşitli çeşitli. Evet, kapalı gözlükler. Kapalı gözlükler. Şu üstü ve yanları da şu etrafı kapalı olan gözlüklerdir. Gördüğünüz gibi. Normal gözlük. Yarı kapalı gözlük. Darbaya dayanıklı olan gözlük, ultraviyole infrared kaynak gözlükleri, çok amaçlı gözlük, şuradaki gibi. Burada da tabii yüz siperi cisim fırlama riskine karşı her ne kadar kullanılırsa da böyle tehlikeli sıvılarla da çalışılırken de kullanılması gerekir yüz siperlerinden. Yine yüz siperleri şu alttaki kaynak maskesi, elle tutulan kaynak maskesi. Elle şuradan tutulur, şöyle önde tutulur. Şu pencere gibi bu açık yerin, tabii bu özel camlıdır. Oradan kaynağa bakılır. Çıplak gözle kaynağa bakılması biliyorsunuz ki gözlerin bozulma riski var. Onun için özel camından bakılır. Ama başa takılanlar da var. Bu elle tutulan kaynak maskesi. Bunlarda kimyasal etkilere karşı tam donanımlı koruyucular giymişler. Vücutların her tarafı kapalı. Hava beslemeli solunum cihazları var. Ortamdaki havayı temiz etmemesi gerekiyor. Evet, gözlükler çeşitli kaynakçı gözlüğü ile bakın. Çapak gözlüğü farklı farklı. Yani iş gözlüğü deyip geçmeyeceksin. Bir sürü çeşitli var. Yine kulaklık çeşitli gibi, baret çeşitleri gibi. Çene ve alın koruyucu yüz siperleri. Bu olamaz polikarbonat camlı yüz siperi. Bir de barete monte edilebilen yüz siperi. Şuradaki. Kaynak baş maske. Bak, kaynak maske şöyle elle tutulan da var, şöyle başa takılan da var. Ama sonuçta bakın, gözle çıplak gözle bakılmaz. Şey, kaynağa çıplak gözle bakılmaz. Onun özel camı var. Başa takılsan, takıldığı zaman bu pencereden camdan bakılır. Elle tutulduğu zaman da yine burada özel camı var. Buradan bakılır. Ve gelelim solunum sistemi koruyucularına. Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler. Evet, burada da çeşitleri var. Hava beslemeli solunum cihazları. Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları. Dalgıç donanımı. Dalgıç elbisesi. Toz maskeleri. Bunlar da gaz maskeleridir. Evet. Gaz maskeleri gördüğünüz gibi değişik bir şey. Yani yapısı çok farklı. Toz maskeleri bilgisi yok. Temiz hava maskeleri. Hava beslemeli solunum cihazı. Bakın, hava beslemeli solunum cihazı. Solunum cihazı takmış. Ama havayı nereden besleyecek? Sırtında taşıdı. Tüpten. Besleme. Hava besleme cihazı. Solunum cihazı. Başka işte tam yüz siperi gördüğünüz gibi, yüz siperi maskesi, temiz hava tüplü solunum setleri, evet, taştıkları tüpte temiz hava temiz ediyorlar, ortamdaki hava zararlı olabilir değil mi? Ve gelelim gövde ve karın bölgesi koruyucularına. Vücutta korudukları bölgeye göre sırf ayırmıştık. Gövde ve karın bölgesi koruyucuları, makinelerden korumak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler. Delilme, kesilme, el uçurma, tatlı sıçramalarına karşı.
Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek ceketler, önlükler, ısıtmalı yelekler, cam kurtaran yelekleri, X ışınına karşı koruyucu önlükler, vücut kuşakları ve kemerleri. Evet, bunlar da gövde ve karın bölgesi koruyucu. Kemer, emniyet kemeri, hani yüksekte çalışılırken kullanılan kemerler, emniyet kemerleri. Tabii ki gövde ve karını boşlukta korudukları için vücut kuşakları görülüyor. Karın bölgesi koruyucular diye geçer aynı zamanda. Kimyasallara karşı önlükler, erimiş metal sıçramalarına karşı önlükler. Isıtıcı yelek. Evet, ısıtıcı yelek bir kişisel koruyucu donanımdır. Hangi risklere, hangi işi yaparken ısıtıcı yelek kullanılır? Mesela hangi işi yapan, nerede çalışan işçilerin bunu kullanması gerekir? Yansıtıcı giysi var, şöyle reflektörlü var ayrı. Isıtıcı yelek bir kişisel koruyucu donanımdır. Nerede kullanılması lazım? Nerede? Zeynep Hanım, madende. Isıtıcı yelekten bahsediyorum. Zeynep Hanım, bıçağı mı? Neyi sormuşum da bıçak yazmışsınız daha önce? Yeni gördüm. Evet. Madende değil. tamam. Tamam. O da bakmamışım o zaman mesajlarınıza. Nefsi müdafaayla ilgili olan anladım. Evet, teşekkür ederim. Doğru söylüyorsunuz. Bıçak, silah, biber gazı gibi. Isıtıcı yelek arkadaşlar soğuk hava depolarında çalışan işçilerin kullanması gerekir. Madenlerde normal giysi, yansıtıcı giysi de kullanılır. Isıtıcıları soğuk hava depolarında biliyorsunuz soğuktur. Eksi derecelerde buradaki işte konulan gıdalar soğuktan dolayı korunsunlar diye. Orada insanlar da çalışacak. Eksi 3, eksi 4 düşünsenize. Bu yelekler orada çalışanları ısıtır. Yani orada çalışmaya devam edebilir. Isıtıcı yelek daha çok soğuk hava depolarında kullanılır. Gelelim el ve kol koruyucularına. Özel koruyucu eldivenler. Makinelerden delinmeye, kesilmeye, titreşime ve benzeri etkilere karşı koruyan eldivenler. Kimyasallardan koruyanlar, elektrik ve ısıdan koruyan eldivenler gibi yine eldiven çeşitlerimizde vardır. Epey çeşit vardır. Tek parmaklı eldivenler, parmak kılıfları, kolluklar, ağır işler için bilek koruyucuları, yani bileklik, parmaksız eldivenler, koruyucu eldivenler gibi. Metal örgülü eldiven, koruyucu eldivenler, tek parmaklı eldivenler, yalıtkan eldivenler. Şimdi metal örgülü, bakın metal, çelik örgülü de var. Metaldir eldiven. Hangi işlerde mesela kullanılabilir sizce? Metal örgülü eldiven ya da çelik örgülü eldiven. Evet. Mesela kasaplarda çok et doğrayanlar mesela bunu takar. Bunu takar, takması da gerekir. Bak ne dediniz? Açık. Yok, belli bir mesafe derken şöyle birkaç metre uzaktaysanız onun çok etkisi olmaz. Yakında bakıldığı zaman zarar olur. Mesafeyi tam bilmiyorum ama yani böyle 3-4 metre, 5-6 metre mesafede pek zarar olmuyor. Şimdi evet, metal örgülü eldivenler şeyde de kullanılır, çelik örgülü kullanılır. Et doğrayanlar kullanır. Bu konfeksiyon atölyelerinde kesim yapanlar, kesim motoruyla kesim yapanlar, şöyle tabii önünde eliyle sürekli düzeltmeleri gerekir o motorla keserlerken. Orada parmaklarını kesiyorlar. Bu eldivenler kullandıkları zaman parmakları kesilmemiş oluyor, korunmuş oluyor. Şu yalıtkan eldiven dediğimizde elektriğe karşı koruyan
bir eldiven. Şu eldivenle yüksek gerilim hattını bile isterseniz tutunuz. Gerçi yüksek gerilim farklıdır. O temas etmeden çarpar ama işte 220 volt gerilimi oluyor. Çarpan bir elektrik düşünün. Bu eldivenle yakalasanız bile çarpmaz. Yalıtkan bir eldiven gibi. Çeşitleri çok. Pamuk astarlı takviyeli ağır iş eldiveni elektriğe karşı. Bakın 36 bin volta kadar elektriğe karşı koruyan eldiven. Pamuk astarlı uzun konçlu kaynakçı eldiven. Konç yani şu kısmı uzundur. Yani bilekliğiyle kapatır. Kaynakçı eldiven, kaynakçılar bu eldiven kullanması lazım. Çünkü sıçrama durumunda bilek kısmına ateş, kaynak kıvırcıları gelmesin diye. Yine ısıya dayanıklı eldiven. Çelik örgülü eldiven demin demiştim. Çelik örgülü. Bu kesim motorunu kullanılır mı kullanıyor. Pamuk örgülü sarı eldiven. Pamuk örgülü. Kaydırmaz. Evet bu kaydırmaz özelliği var. Bakın yapılan işte bir elin tutması durumunda bir kayma durumu varsa o zaman bu eldiven. Yani herhangi bir iş eldiveni değil. Kaymayan eldivenden takmak lazım. Aşınmaya dayanıklı olan var. Kesilmeye dayanıklı olan var. Yine aşınmaya yüksek dirençli, kaymayan kesilmeye dirençli eldivenler de var. Bakın burada onlar. Sürtünmeye, derinmeye, sıcak yağ, petrole, kimyasallara dirençli olan eldiven. Soğuk hava depoları için, PVC kaplı müflon astarlı sıcak tutması için. Bu da sıcak ortamda çalışan. Demek ki dediğim gibi soğuk hava depolarında çalışanların kullanacağı iş yerleri bu. Böyle gidiyor. Bazı uygulamalar, kişisel koruyucu eldivenleri, bakın elektrikle çalışanın kullanacağı elektriğe dayanıklı eldiven olacak. Kesilmeye dayanıklı olanı vardır. Şuradaki gibi, birincisi gibi ellerin işte zarar göreceği başka bir malzeme taşıyorsa ellere hasar vermeyecek şekilde kullanılan eldiven. Yani eldiven çeşitlerimiz çok. Gelelim ayak ve bacak koruyucularına. Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri, bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar, parmak koruyuculu ayakkabılar, tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları, ısıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar. Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları. Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları. Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları. İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları. Zincirli testere operatörleri için koruyucu, bot ve çizmeler. Tahta tabanlı ayakkabılar. Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları. Dizlikler, tozluklar. Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar. Isıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez olanlar. Takılıp çıkarılabilen çiviler. Buz, kar ve kaygan yüzeylere karşılaştır. Ayakkabıya takılan, takıp çıkarılabilen çiviler var. Durumu olan kaygan zeminlerde kayma engelliyor. Tabii daha sonra bunlar kaygan zeminden çıktıktan sonra ayakkabının altında çıkarılır. Evet, değişik iş ayakkabılar. Kaymaz tabanlı olan çizmeler, yalıtımlı çizmeler, kasık çizme, çizmeli tulum gibi böyle farklı iş ayakkabıları ve çizmeler de var. Gelelim, evet, cilt koruyucuları nelerdi demiştik. Koruyucu kremler, merhemler, bunlar da kişisel koruyucu donanımdır ve cilt koruyucuları altında değerlendirilir. Bir diğer KKD'miz vücut koruyucuları. Vücut koruyucuları. Düşmelere karşı kullanılan donanım, düşmeyi önleyici ekipman, gerekli bütün aksesuarlar ile birlikte. Kinetik enerjiyi absorbe eden emen, frenleme ekipmanı, vücudu boşlukta tutabilen donanım, yani paraşüt gibi. Evet, yüksekte
çalışılırken kullanılan paraşütçü tipi emniyet kemeri aynı zamanda kişi orada asılı kalırsa kemerle asılı kalsın kurtulsun düşmesini yeterlidir. Yardım gelene kadar yardım gelene kadar asılı kaldığı zaman o kemer onun vücudunu kişinin korur. Çünkü bu paraşütçü tipi emniyet kemeri bakın şuradaki gibi hem kalçadan hem karın bölgesinden hem omuzlardan bağlandığı için bu şekilde arkadaki halatıyla asılı kaldığı zaman ağırlık vücudun değişik noktalarına dağıldığı için iç organlar zarar görmez. Tek bir noktadan bağlı kaldığını düşün, orada iç organlar zarar görür. Eskiden, çok eskiden tek tip belden bağlanan kemerler vardı. Asılı kaldığı zaman iç orada yardım gelene kadar burada yarım saat bile kalsa tek yerden bağlanmış, ağırlık tek noktadan biriktiği için kişinin bu sefer iç organlar zarar görüyor. Onun için paraşütçü tipi kullandırıyoruz. Yüksekte çalışmalarda bu aynı zamanda vücudu boşlukta tutabilen donanım demektir. Evet, bel tipi dediğimiz bu artık bu kullanılmıyor. Bakın bir noktadan, bu sadece belden bağlanır. Dediğim gibi asılı kalırken bu sefer zarar görür. Paraşütçü tipi emniyet kemerinin kullanılması lazım. Şu işte demin gösterdiğim. Yüksekte çalışıyorlar, direkte çalışıyorlar. Emniyet kemerlerini bağlamışlar, çalışıyor. Bunlar burada asıl, ayağı kaydı buradan. Asılı kalsa, yardım gelene kadar bu kemer vücudu korur. Gelelim koruyucu giysilere. Koruyucu giysiler, koruyucu iş elbisesi, iki parçalı veya dönüm şeklinde olanlar, makinelerden koruma sağlayan giysi, delinme, kesilme, kimyasallardan koruma sağlayan giysi, infrared radyasyon ve erimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi, evet, ısıya dayanıklı giysi, termal giysi, radyoaktif birlik kirlilikten koruyan giysi, toz geçirmez giysi, gaz geçirmez giysi, floresan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları, koruyucu örtüler. Bunlar hepsi koruyucu giysiler girer. İş önlüğü, tam vücut koruyucusu, boya işlerinde, tozlu ortamlarda, turun ya da kimyasal işlerde kullanılanlar, Nomex kumaştan imal edilmiş, bir de yine koruyucu giysilerden ihfaiyeci elbisesi. İhfaiyeci elbisesinin özelliği nedir? Ateşe dayanıklıdır, alevlere dayanıklıdır. Bu da sonuçta nedir? Bir koruyucu giysi, ihfaiyeci elbisesi. Şimdi gelelim bu kişisel koruyucu donanımların saydıklarımızın hangisinin hangi işlerde, hangi sektörlerde kullanıldığına bakalım. Baş koruyucular, yani koruyucu baretler hangi faaliyetlerde, hangi işlerde kullanılır ona bakalım. Koruyucu baretler, inşaat işleri, özellikle iskeleler ve yerden yüksek çalışma platformları üstünde, altında veya yakınında yapılan işler. Kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma işleri, iskelede çalışma ve yıkım işleri. Çelik köprüler, çelik yapılar, sütunlar, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynerler, büyük boru hatları, ısı ve enerji santrallerinde yapılan çalışmalar. Tüneller, maden ocağı girişleri, kuyular ve hendeklerde yapılan çalışmalar, toprak ve kaya işleri, yer altında ve taş ocaklarında yapılan işler, hafriyat işleri, kömür işletmelerinde yapılan dekapaj işleri, civa tarama işleri, patlatma işleri, asansörler, kaldırma araçları, vinç ve konveyörler civarında yapılan işler, yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle, sıcak demir işleme, döküm işleri,
Endüstriyel fırınlar, konteynerler, makineler, silolar, bunkerler ve boru hatlarında yapılan işler, gemi yapım işleri, demir yollarında yapılan işler, mezbahalarda yapılan işler. Ayak koruyucuları nerede kullanılır? Tabii ayak koruyucularını da ayırmamız lazım. Delinmez tabanlı emniyet ayakkabıları hangi işlere kullanılır? Önce bunlara bakalım. Delinmez tabanlı emniyet ayakkabısı hangi işlerde kullanılır? Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları, iskelelerde yapılan çalışmalar, bina yıkım işleri, kalıp yapma ve sökme işlerini de kapsayan beton ve prefabrika parçalarla yapılan çalışmalar, şantiye alanı ve depolardaki işler, çatı işleri, evet çatı işlerinde de özellikle delinmez tabanlı emniyet ayakkabısı iş ayakkabısının kullanılması tabii ki gerekir. Peki delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları hangi işlerde kullanılmalı? Ayak koruyucularından. Çelik köprüler, çelik bina inşaatı, sütunlar, küleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynerler, büyük boru hatları, vinçler, ısı ve enerji santrallerinde yapılan işler. Fırın yapımı, ısıtma ve havalandırma tesisatının kurulması ve metal montaj işleri buralarda da delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabısı kullanılır. Tadilat ve bakım işleri, yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle demiri şekil verme, sıcak presleme işleri ve metal çekme fabrikalarında yapılan işler. Yer altında ve taş ocaklarında yapılan işler, hafriyat işleri, kömür işletmelerinde yapılan dekapaj işleri, taş yontma ve taş işleme işleri, düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi, seramik endüstrisinde kalıp işleri, seramik endüstrisinde fırınların içinin döşenmesi, seramik eşya ve inşaat malzemesi kalıp işleri, taşıma ve depolama işleri. Konserve yiyeceklerin paketlemesi ve dondurulmuş etle yapılan işler, gemi yapım işleri, demiryolu manevra işleri, bütün bunlar da delinmez taban gerektirmeyen iş ayakkabıları kullanılacak. Ama sonrasında iş ayakkabısı kullanılacak. Delinmez tabanlı şaka aranıyor. Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar hangi işte kullanılmalı? Çatı işleri. Evet, çatı işinde çatıda hem kaymayı önleyecek ayakkabı hem de delinmeyecek bir ayakkabı olması lazım. Yalıtkan tabanlı koruyucu ayakkabılar nerede kullanılır? Çok sıcak veya soğuk malzemelerle yapılan çalışmalar. Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabıları. Erimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girmesi bulunan işler. Şimdi... erimiş maddeler ayakkabıdan içeri girme riski bulunan yerlerde, işlerde. Şimdi ayakkabının erimiş maddesi içeri girdi ayakkabının içeri. Ayağınızın yanmaması için yapılacak olan nedir? Ayakkabıyı çıkarmaktır. Değil mi? Ayakkabı çıkarsa ateş o sıcak cisim neyse yer düşecek. İşte bunun için de kolayca çıkarılabilen bir iş ayakkabısı olması gerekir. Evet, yani bakın iş ayakkabısı değil, geçmemek lazım. İşe göre değişiyor. Yüz ve göz koruyucuları hangi faaliyetlerde kullanılması gerekir? Koruyucu gözlükler, yüz siperlikleri veya elle tutulan yüz koruyucuları nerelerde kullanılır? Kaynak yapma, öğütme ve ayırma işleri, sızdırmazlık sağlamak için yapılan işler, kalafatlama ve keski ile yontma, biçimlendirme işleri, taş yontma ve şekillendirme işleri, civa tarama işleri, talaş çıkaran makinelerle yapılan çalışmalar ve talaş toplama işleri, presle sıcak demir işleme,
artıkların ve parçalanması ve uzaklaştırılması işleri. Aşındırıcı maddelerin sprey halinde kullanılması işleri, asit ve baz çözeltileri, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik maddeleriyle yapılan işler, sıvı sprey ile çalışma, erimiş maddelerle veya onların yakınında çalışma, radyant ısı ile çalışma, lazerle çalışma, evet, yüz ve göz koruyucularının kullanılacağı yerler. Yine, evet, gelelim solunum sistemi koruyucularının kullanılacağı yerler. Solunum cihazları hangi işlerde, faaliyetlerde kullanılır bakalım. Yetersiz oksijen veya zararlı bir gazın bulunabileceği konteynerler, kapalı alanlar veya gaz yakan endüstriyel fırınlarda yapılan çalışmalarda. Geçen sizinle kapalı alanlarda çalışmalarda İSG'yi işlemiştik. Hatırladınız herhalde. Kapalı alanlarda elbette her ne kadar havalandırma önceden yapılıyorsa da yine de kapalı alana giren çalışanların kesinlikle solunum maskelerini kullanmaları gerekiyor hatırlarsınız. Yüksek fırınlara yükleme yapılan alanlardaki çalışmalar, yüksek fırınların gaz boruları ve gaz konvertörleri civarındaki çalışmalar, ağır metal dumanlarının bulunabileceği yüksek fırın kapakları civarındaki çalışmalar. Toz bulunması muhtemel fırın içi döşeme ve işlerinde ve kepçelerle yapılan çalışmalar. Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işleri. Toz oluşumu yetersiz, yani yeterli derecede önlenemiyorsa. Kuyularda kanalizasyon ve kanalizasyonlarla bağlantılı diğer yer altı sahalarında yapılan çalışmalar. Soğutucu gaz kaçağı tehlikesinin olduğu soğuk hava depolarında yapılan çalışmalar. Plak koruyucuları nerede kullanılmalı? İşitme duyusunun korunması için plak koruyucuları nerede, nerelerde işitme duyusunun olması için kulak koruyucuları hangi faaliyetlerde, işlerde kullanılması lazım? Tabii ki gürültü çıkarmıyorlar. Ama nerelerde gürültü var, değil mi? Metal şekillendirme presleriyle çalışmalarda, pneumatik matkaplarla çalışmalarda, havalimanlarında yapılan çalışmalarda, havalimanlarında çok gürültü var, uçakların inmesi, kalkması durumunda. Kazık, uçak sesi çok olur. Kazık çakma işleri, evet, özellikle fore kazık çakma işlerinde gürültü çok takılması lazım. Ağaç ve tekstil işlerinde de bütün bu sayıdıklarımız gürültülü ortamlar olduğu için, gürültü ortamıyla geldiği için işitme duyusunun korunması için kulak koruyucularının takılması gerekir. El, kol ve vücut korunması için koruyucu giysiler hangi faaliyetlerde kullanılması gerekir? Asit ve baz çözeltileriyle dezenfektan ve aşındırıcı temizlik ürünleriyle yapılan işler, sıcak maddelerle veya civarında yapılan çalışma ve ısı etkisinin hissedildiği yerlerdeki çalışmalar, düz cam ürünleriyle çalışmalarda, kumlama işleri, derin dondurucu odalarda çalışmalar. Bütün buralarda koruyucu giysilerin kullanılması gerekir. Tabii o ısıtıcı yelek de bir vücut koruyucusudur sonuçta. Derin dondurucu odalarında. Ateşe dayanıklı koruyucu giysi hangi işlerde kullanılmalı? Kapalı alanlarda kaynak işlerinde. Kapalı alanlarda kaynak yapılırken orada yangın çıkma ihtimali yüksektir. O yüzden orada çalışan kişinin ateşe dayanıklı koruyucu giysiyi kullanıyor olması gerekir. Peki derinmeye dayanıklı önlükler hangi faaliyetlerde kullanılmalı? Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri. El bıçaklarıyla yapılan ve bıçağın vücuda doğru çekilmesini gerektiren işler. Bazen bıçak şöyle vücuda doğru çekilerek bazı işler öyle yapılır. Öyle bir iş yapılıyorsa kesinlikle delinmeye dayanıklı bir önlük kullanılması gerekir.
Deri önlükler nerede kullanılır? Kaynak işlerinde kullanılır. Sıcak demircilik işlerinde kullanılması lazım ve döküm işlerinde kullanılacak olan önlük deri önlük olmalı. Ön kolun korunması için, yani kolun bilekle dirsek arasındaki kısmın korunması için bu hangi işler yaparken bu kısmın korunması gerekir? Kesme ve kemiklerinden ayırma işlerinde. Eldivenler hangi işlerde? Kaynak işinde eldiven lazım. Kaynak eldiven tabii. Uzun konuştuğumu hatırlarsanız. Eldivenlerin yakalanma tehlikesinin bulunduğu makineler dışında keskin kenarlı cisimlerin elle tutulmasında yine eldiven lazım. Bir de asit ve baz çözünürleriyle yapılan çalışmalarda eldiven kullanılmalı. Metal örgülü eldivenler nerelerde kullanılmalı? Bahsetmiştik. Kesme ve kemiklerinden ayırma işlerinde, evet, kemik batar hele. Kemik batar. Keserken yine parmak kesmek var. O yüzden metal örgülü eldiven kullanılmalı. Kesim ve kullanım amaçlarına göre parçalama için el bıçağı kullanılarak yapılan sürekli kesim işleri, kesim makinelerinin, bıçaklarının değiştirilmesi işleri, bunlardan da bu işler yapılırken metal örgülü eldiven kullanmak gerekir. Yine iklime dayanıklı giysi hangi işleri yaparken kullanmak lazım? Açıkta, soğuk ve yağmurlu havalarda çalışırken. Yansıtıcı giysi, reflektörlü giysi nerelerde kullanılması lazım? Çalışanların açıkça görülmesi gereken yerlerde yapılan çalışmalar. Emniyet kemeri nerelerde kullanılması gerekir? İskelelerde çalışmalarda, yüksekte çalışmalarda yani, prefabrik parçaları montajında, direk ya da sütunlardaki çalışmalarda gerekir. Güvenlik halatları nerelerde kullanılır? Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde çalışmalarda, ambarlarda kullanılan istifleme ve boşaltım ekipmanlarının yüksek kabinlerinde çalışmalarda, sondaj kulelerinin yüksek bölümlerindeki çalışmalarda, kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışmalar. Evet, bütün bunlarda güvenlik halatlarının kullanılması lazım. Derinin korunması için önlem hangi işler yaparken almak lazım? Malzemelerin kaplanması işleri, malzemenin kaplanması işlerinde, bir de tabaklama, yani dericilikteki tabaklama işlerinde derinin korunması gerekiyor. Evet, bahsettiğimiz kişisel koruyucu donanımların hangi faaliyetlerde kullanılmasına dair bilgilerdi. Şimdi konumuz yavaş yavaş bitiyor. Burada basit bir kazanın maliyeti var, bir örnek. Yani işte kişisel koruyucu donanımlar kullanılmadığı zaman işte biliyorsunuz ki kazalar, maliyetler artar. Kazaların ciddiyeti artar çünkü. Mesela burada çok basit bir örnek. Çalışanın parmağı yaralanmışsa. Basit bir kaza. Bakın bu bile neye mal oluyor bakalım. Ne olur? Bir kere olay anında bir 5 dakika geçer. Arkadaşına gösterir, 10 dakikada oradan geçer. Sağlık görevlisini ziyaret eder, yani iş yerinde sağlık görevlisi varsa onu ziyaret eder. Yarım saat oradan geçer. Tabii sağlık görevlisi ne diyecek? Ani bir hani şey yapacak ama, bir müdahale edecek ama esas tedavi için diyecek ki hastaneye git diyecek. Hastaneye gidecek. Orada 240 dakika, yani ne yapıyor? 4 saat demektir. Ortalama bir hastaneye git, bekle, işlem yap, dön, gel iş yerine yaklaşık 4 saat geçer. 240 dakika yapar. Arkadaşlarına anlatır. 60 dakika buradan geçer. Rapor formlarını doldurur. 60 dakikada buradan geçer. Formlar kontrol edilir. 10 dakika buradan geçer.
İş toplantısında da iş güvenliğinin toplantısında da bu kaza konuşulur, değerlendirilir. Yaklaşık bir saatte oradan geçti. Buna süreleri topladığımızda 475 dakika, yani saate çevirdiğimizde yaklaşık 8 saat ediyor. Yani basit bir kaza, çalışanın parmağının yaralanması durumunda, yani bunun maliyeti iş günü kaybı, bir iş günü kaybı, bir iş günü, bir iş günü gitti. Yani bir maliyeti 8 saat eder. Bir basit kazanın maliyeti bir iş günüdür. Buna göre diğer ciddi kazaları düşünün, ölümlü kazaları düşünün. Zaten biliyorsunuz hem iş kazalarında hem risk değerlendirmesinde kazalardan sonra meydana gelen zararları, kazanın iş kazası maliyetlerini işlemiştik. Görünen ve görünmeyen maliyetler vardı. Yani bu kaza ne kadar ciddileşirse bu maliyet ona göre çok artıyor. İşte bu maliyetlerin artmaması için kaza sayısını minimuma indirmek ve özellikle kişisel koruyucu donanımların tam olarak kullanılması lazım ki bu tür iş kazalarının yol açmasın. Peki. Şimdi şu bir slaytımız daha var. Orada da şöyle birkaç önemli yer var. Onlara bir değin. Bir dakika, ekran açayım. Bir dakika. Aa, neymiş bu? Şimdi evet, ekran getirelim. Kişisel koruyucu donanımların iş yerlerinde kullanılması hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde bakın burada birkaç bilgi verelim dersimiz bitmeden. Kişisel koruyucu donanım 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği esas alınmak üzere tanımını yapmıştı zaten. Bu yönetmelik esas alınmak üzere bir, çalışanı yürütülen işten kaynaklanan sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları ifade eder. İki, kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanım demektir. Üç, belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi ifade eder. 4. Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalarını ifade eder. Genel kural, bir kişisel koruyucu donanım risklerin toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Kişisel koruyucu donanım iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi çalışmalarının sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. İşveren toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir. Her zaman toplu korunma önceliklidir biliyorsunuz. Toplu korunma mümkün değilse o zaman kişisel korumaya başvurulur. Genel hükümlerde ise bir, kişisel koruyucu donanımların iş yerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulur. A. İş yerlerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım
kişisel koyu doğanın yönetmeli hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar ne demiştik? Bir, kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olacak. İki, iş yerinde var olan koşullara uygun olacak demiştik. Üç, kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olacak. Dört, gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanan kişiye tam uyacak. Beş, KKD yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunacak. Tabii bu özellikle Türkçe kılavuz diyoruz çünkü bu ürünlerden ithal edilenler tabii ki olabilir, ithal edilmiştir. Yanında kullanma kılavuzu geliyor ama hani yabancı dilden geliyor. Artık hangi ülkeden üretilmişler, o ülkenin dilinden yazılmıştır ama işte İthalatçı kişi bunu alıyor, işte yurt dışında piyasaya sürüyor. Tabii bunun Türkçe kılavuzunun da yine yanında olması da lazım. İthalatçının buna dikkat etmesi lazım. Türkçe olacak. Ve birden fazla riskin bulunduğu ve çalışanın bu risklere karşı aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımını kullanmasını gerektiren durumlarda bir arada kullanılmaya uygun olan ve bir arada kullanıldığında söz konusu risklere karşı koruyuculuğu etkilenmeyen kişisel koruyucu donanımlar seçilir. Evet, konu bitti zaten. Dediğim gibi bir ara verelim. Sonraki dersimiz farklı. KKD'lerle ilgili var mı soru sorun? Bir sonraki dersimiz kurullar olacak. Peki bir dinleyelim 15 dakika. Devam edeceğiz.